Canım arkadaşlarım merhabalar bugün müthiş e, tilya kürünü yapacağız sizlerle bana çok soruyordunuz ben de yaptım hazırladım ve şimdi anlatıyorum neden yapıyoruz amacımız ne amacımız tilya kürü ile metabolizmamızı hızlandırmak ve insülin direnci olan kilo vermekte çok zorlanan açlık ve tatlı krizleri yüzünden sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için muhteşem bir içerik olacak iki defa içilecek günde bütün detayları anlatacağım. Şimdi hemen şöyle malzemeleri bir görelim. Neden bu malzemeleri kullanıyoruz? Bu malzemeleri kullanırsak zayıflamaya karşı nasıl etkileri oluyor? Bunları hemen konuşalım. Hemen her yerde çok kolaylıkla bulabileceğimiz 3 malzememiz olacak. Ihlamur zaten hepimizin evinde var bir şekilde oluyor ya da yoksa bile dediğim gibi bulmak çok kolay. Kuşburnu var ve burada altın otu var. Altın otu çok önemli arkadaşlar. Yani bu kürün içerisinde olması gerekiyor. Çünkü altın otunun şöyle bir özelliği var. Tokluk verme özelliği var. Altın otu leptin hormonunun salınımını uzatıyor, süresini uzatıyor. Yani bu da tokluk hissinin uzun süre devam etmesi demek. Yine aynı şekilde kuşburnu kan şekerini dengeliyor arkadaşlar. Bu yüzden insülin direnci olan, şeker hastası olan, bu sebeple kilo vermekte çok zorlanan, kilo vermeyi bırakın sürekli kilo alan arkadaşlarım var. Onlar için bu kür gerçekten çok faydalı. Ve ıhlamur, ıhlamurun vücutta müthiş dengeleri var zaten. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ıhlamur hem sakinleştiriyor hem metabolik olarak o stresi Azaltıyor çünkü diyetler sırasında kişi e, o açlık krizi, tatlı krizleri anında çok zorlanıyor ve metabolik streslere giriyor. Dolayısıyla ıhlamurun burada sakinleştirme ve her şey olağan seyrinde devam ettirme gibi müthiş bir özelliği var. Şimdi bunları ben neden böyle tek tek anlatıyorum? Çünkü bunları bilirsek e, tam olarak idrak edersek bu kürleri çok daha güzel kullanırız. Bir tutam ıhlamur ve çok az bakın azıcık altın otu kullandım. Altın otunu burada lütfen çok çok atmayın. Çünkü çok acı olur, içemezsiniz arkadaşlarım. Peki ne kadar kuşburnu kullanacağım? Şimdi 10-15 tane şöyle kuşburnu ama eğer böyle büyük büyük taneli bir kuşburnuysa 6-7 tane yeterli olur. Siz onu kendinize göre elinizdeki kuşburnunun boyutlarına göre ayarlayın canım arkadaşlarım. Şimdi ben şöyle 10-15 tane havanımın içerisine attım. Burada minicik bir işlem gerekiyor. Yani doğrudan demliğimizin içine atmıyoruz kuşburnunu. Biliyorsunuz o kabuğu birazcık sert oluyor. Şöyle hafif çatlatıyoruz bunları. Bakın iyice un haline toz haline getirmiyoruz. Ee, hafif çatlatıyoruz ve o şekilde demliğimizin içine atıyoruz. Evet bakın e, bu şekilde tamamen parçalamadık. Hafif bazılarının e, çekirdekleri çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi demliğimin içine atıyorum ve 3 su bardağı yaklaşık 750 milim kadar e, bir kaynar su ilave edeceğim bunun içerisine. Sonrasında zaten e, ocağıma götüreceğim ve bir 6-7 dakika kadar hafif bir ateşte kaynatacağım. 6-7 dakikadan çok kaynatmayalım. E, i̇çerisindeki dediğim gibi altın otu çok fazla kaynadığı zaman e, bir acılaşma yapabilir. Bu da e, içmekte zorlanmamıza neden olur. Bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. 6-7 dakika bir güzel şöyle fıkır fıkır e, kısık ateşte kaynatıyoruz. Sonrasında e, bunu zaten birazdan bardağımıza da koyacağız. Yarısını sabah, yarısını akşam içiyoruz. Peki aç mı kullanacağız, Sara Hanım? Tok mu kullanacağız derseniz hiç fark etmez sevgili İbrahim Saraçoğlu hocamız aç veya tok herhangi bir şey söylemiyor bu kürü anlatırken sanırım fark etmiyor. Yeter ki içelim ikiye bölüyoruz bir bardağını sabah yani daha doğrusu bir bardak demeyelim yarısı diyelim. Bu kürü ikiye bölüyoruz. Yarısını sabah yarısını akşam kullanıyoruz canım arkadaşlarım. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Vücutta yağ yakımını, yağ yakımını hızlandırıyor ve kan akışını hızlandırıyor iştahı kapatıyor. İştah kapatma nedenlerini zaten biraz önce söylemiştim. Ee, ve sizi açlık krizi, tatlı krizi bu tür şeylerden kurtarıyor. Üstelik çok basit ve inanın bana tadını çok beğendim arkadaşlar. İnanılmaz beğendim. Tadını siz de kesinlikle bunu hemen yarın gidin aktardan 3 malzeme zaten alacaksınız. Hatta ıhlamurunuz varsa elinizde. Sadece kuşburnu ve altın otu alarak da bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Soru görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde bekliyorum. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Orada toplu olarak diyetler ve detokslar yapıyoruz. Ben de sizlere katılıyorum ve harika bir motivasyon oluyor arkadaşlarım. Hepinizi instagram adresime de bekliyorum. Sizleri çok seviyorum.